İstanbul Bayrampaşa bir üst geçide götüreceğiz sizi. Bu üst geçidi kullanan herkes tedirgin. Elif Yavuz orada. Elif, üst geçidin altındasın. Neden insanlar burada geçerken tedirginlik yaşıyor? Seni dinleyelim. Dilek Gül, merhaba. Biz de gelince aslında biraz hayrete düştük. Çünkü köprünün birçok noktasında paslanmaları gördük. Detayları zaten birazdan anlatacağız. Burası bulunduğumuz nokta Bayrampaşa. Köprünün hemen diğer bağlantı noktasıysa, üst geçidin diğer ulaşılan noktasıysa Eyüp Sultan Avrupa Otoyolu'ndan karşıdan karşıya geçişi sağlayan bir üst geçit. Çoğunlukla vatandaşların kullandığı bir yer burası. Köprüde bazı aşınmalar var. Gözle görünür aşınmalar ve paslanmalar var ama biz vatandaş olarak bir değerlendirmede bulunamayız. Bu yüzden de bir uzman konuğumuz var yayınımızda. İnşaat Odası İnşaat Mühendisleri Odası Kadıköy Temsilcisi, İnşaat Yüksek Mühendisi Zeynal Aksoy yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz. İlk olarak izleniminiz nedir? Siz karşı yoldan da bu noktaya geldiniz, gördünüz. Sizin ilk gözleminiz ne oldu? Köprü üst geçit ne durumda? Bu yaya üst geçit köprüsünde yapısal olarak bir problem görünmüyor. Ama malzeme açısından ciddi problemler var. Yapıldığı yıldan bu yana hiçbir bakım yapılmadığı için çelik malzeme üzerinde korozyona bağlı dökülmeler, boya artıkları ve kesit azalmaları görülüyor. Dolayısıyla bir an önce bu malzemelerin elden geçirilip bakımlarının yapılması gerekiyor. Bu bakımlar yapıldığı takdirde çok ciddi bir problem yaşayacaklarını sanmıyorum. Peki bakımlar nasıl yapılıyor? Nasıl bir bakım yapılması lazım? Tabii öncelikle üzerindeki mevcut boyalar kazanacak. Üzerindeki antipaslar kullanılarak temizlenecek. Çelik ana yüzeyi ortaya çıkarılacak. Kumladıktan sonra çelik yüzeyi elde edilecek. Ondan sonra onun üzerine tekrar bir antipas kurulacak. Bu arada kesit incelemesi yapılacak. Kesitte ne kadar bir zayiat var? Kesitte ne kadar bir azalma olmuş? Onlara bakılacak. Ondan sonra antipas üzerine de tekrar koruyucu boyayla bunlar güvenli hale getirilecek. Biz konuştuğumuzda, yayın öncesi konuştuğumuzda işte 10 milime göre ayarlanıyor. Bu 8 milime göre düştüyse şöyle bir bakım yapılması gerek demiştiniz. Eğer çok fazla bir korozyona uğradıysa ve çok fazla bir paslanma durumu varsa nasıl bir bakım uygulanmalı? Bu kesit zayiatı tespiti yapılırken hesap kriterlerinden farklı bir kesitlere ulaşıldıysa eğer, mesela hesap kriterlerinde çelik kalınlığını 8 milim almışsanız yapılan kesit kaybı sonunda bu 6 milime düşmüşse bunun gerekli tahkikleri yapılması gerekiyor. O köprünün taşıyıcı sisteminin buna göre tahkik edilmesi gerekiyor. Eğer bir problem yoksa üzerinde dediğimiz gibi antipas boyayla, koruyucu boyayla yapıp geçersiniz. Ama herhangi bir problem olduğunda, varsa bir kesit kontrolünde bir sıkıntı, o zaman altına çelik plakalarla, takviyelerle köprüyü güçlendirmek gerekiyor. Bu köprüye baktığımızda, bu üst geçide baktığımızda üzerine bir boya sürülerek bakım yapılmıyor değil mi? Yani şu anda görünen öyle çok ciddi bir problem olmadığı, boyanın kalktığı ve boya kalkan yüzeylerde de hava koşullarına bağlı olarak bir korozyon oluştuğu. Pası kaldıracaklar, pas temizlenecek, kumlayacaklar güzelce orayı. Metalin güzel yüzeyi, o saf yüzeyi çıkacak ortaya. Ondan sonra da üzerine tekrar koruyucu boya atılacak, antipas atılacak ve gerekli kullanıma tekrar açılacak. Merdivenleri gördük. Kolonlar hakkında da yorumlarınızı merak ediyorum. En çok paslanma merdivenlerde ama orada da beton olduğunu ifade ettiniz. Detaylı olarak bilgi vermeniz gerekirse merdivenler bir tehlike arz ediyor mu sağlık açısından da bir yandan? Merdiven basamakları gördüğüm kadarıyla daha çok etkilenmiş bu durumdan. Herhalde yağmur veya işte yüzey daha şey olduğu için daha fazla su almış ve bundan dolayı da daha fazla korozyona maruz kalmış. Her ne kadar içinde beton olmasına rağmen onların gene de temizlenip güçlendirilmesi lazım. Yani oradaki kesit kalınlığı köprüdeki kadar kalın değildir. Orada 2-3 milim kalınlığında sajlardan yapılmıştır. Muhtemelen kalıp amaçlı yapılmıştır onlar beton dökülmesi için. Dolayısıyla oradaki kesit kaybı önemli olabilir. Onların tekrar incelenip o çelik aksamı yeniden elden geçirilmesi gerekiyor. Kolonlarda da bir sıkıntı. Taşıyıcı elemanlarımız, kolonlarımızda imalat aşamasından kalma hatalar var. Yani imalat aşamasından kalma pasmayları düzenli değil, demirler yüzeyde kalmış. Bunların da koruyucu, yüksek mukavemetli koruyucu tamir harçlarıyla tekrar sıvanması, güçlendirilmesi lazım.
çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bizi bilgilendirdiniz. Şimdi baktığımız zaman böyle çok endişe duyulabiliyor. Köprünün ne durumda? Çöktü çökecek gibi bir izlenim var ama. Ama sizin de söylediğiniz gibi burada yapısal problemden daha çok görsel sıkıntı var. İnsanları görsel rahatsızlığa veriyor. Yani her insan bu kadar uzmanı olmadığı için bilemiyor bunu. Ama insanlar gördükleri zaman böyle kötü bir ortamı haliyle etkileniyorlar. Çok teşekkür ederiz. Çok rica sağ olun. Çok teşekkürler. İnşaat Mühendisleri Odası Kadıköy temsilcisi Zeynal Aksoy yayın konuğumuz oldu. Köprüye dair detayları aktardı. Muhakkak bir bakım yapılması gerekiyor ama şu an için yapısal çok büyük bir problem yok. Estetik açıdan sorun oluşturduğunu ifade etti diyelim. Sözü size bırakalım.